Meslek Atölyesinden hepinize merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kombilerin su basıncı arttığında basıncı nasıl düşürülür? Bildiğimiz gibi kombi tesisatımızın ideal şekilde çalışabilmesi için 1 ile 2 bar arasında tesisatımızda su basıncının olması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda bu basıncımız belli oranlarda artış gösteriyor. Kombimizin basıncının durduk yere yükselmesi kombimizde bir sorun olabileceği anlamını taşır. Normal şartlarda kombimizin basıncı bizim ayarladığımız basınçtan aşağıya da yukarıya çıkmaması gerekir. Ancak kombimizin basıncında değişiklik oluyorsa bu kombimizin herhangi bir yerinde bir problem olduğuna işarettir. Bu basınç artma probleminin birden fazla nedeni olabilir. Bu konuyla alakalı daha önce kanalımızda bir video paylaşmıştık. Kombi basıncı neden yükselir videomuzu incelediğinizde bu basıncın neden artabileceği ile ilgili problemleri inceleyebilirsiniz. Evet, bütün kombilerin ön tarafında bulunan kontrol panelinin üzerinde bir adet basınç manometresi bulunur. Biz bu basınç manometresinden peteklerimizdeki yani tesisatımızdaki su basıncını görebiliriz. Şu anda görmüş olduğumuz gibi tesisat basıncımız 2 barın üzerinde. Bunu sizlere gösterebilmek için bilerek ben arttırdım. Genellikle bu şekilde bulunan manometrelerde ideal çalışma aralıklarını yeşil renk olarak gösterir. Yani buradan şunu anlayabiliriz. 3 barın üzerine çıktığında tesisat basıncımız yanlış basınçtadır ya da Tam tersi bir barın altına indiğinde tesisat basıncımız yanlış aralıklarda çalışıyor demektir. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi kombilerin içerisinde bulunan parçaların en verimli şekilde çalışabilmesi için kombi basıncımızın 1.5 bar civarında olması gerekir. Şu anda görmüş olduğumuz gibi bu kombimizde 2 barın üzerine çıkmış. Bu ideal basınç aralıklarından 1 barın altına düştüğünde kombimiz arızaya girecektir. Aynı şekilde 3 barın üzerine çıktığında da kombimiz İç tarafında bulunan, hemen sol tarafta bulunan 3 bar emniyet ventilinden 3 barın üzerindeki suyu kendisi otomatik olarak tahliye edecektir. Zaten 3 bar emniyet ventilinin de görevi buydu. Daha önce 3 bar emniyet ventili ile alakalı da bir video paylaşmıştık. Bununla alakalı da incelemek isterseniz kanalımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğumuz gibi biz bu basıncı düşürmek istiyoruz. Peki bunu nereden yapabiliriz? Bu basınç düşürme işlemini peteklerden yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kombimize bağlı olan peteklerden bir tanesine gidelim ve üzerindeki hava purjöründen basınç düşürme işlemini gerçekleştirelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi Feteğimizin sağ ya da sol tarafta olabilir bir tarafında hava purjörü dediğimiz parçamız bulunur. Biz buradan kombimizin içerisindeki havayı tahliye ederiz. Ancak kombimizin basıncı arttığında su boşaltma işlemini de yapabiliriz. Biz buradaki göbeğini çevirdiğimiz zaman varsa içerisindeki havayı tahliye ediyoruz. Hava bittikten sonra da buradaki delikten su geliyor. Basıncını düşürmek için de su geldikten sonra buradaki kontrol anahtarını kapatmıyoruz istediğimiz basınca gelene kadar da buradan su akıtma işlemine devam ediyoruz. Evet şimdi bu su tahliye etme işlemini hep beraber yapalım. Bakın buradaki deliği şu şekilde böyle yukarıya doğru verirseniz buradan üzerimize doğru gelecektir. O yüzden bunu şu şekilde istediğimiz yöne çevirerek altına da bir kap koyarak yapabiliriz. Ben de şu şekilde bir kap vardı şöyle koyuyorum. Şuradaki göbeğini çevirdiğim zaman buradan su gelecektir. Bunun için bazı radyatörlerde düz tornavida ile çevrilebiliyor. Bazı radyatörlerde bu düz tornavida çevirme yeri olmayabiliyor. Bunun yerine de hava purjörü bulunması gerekiyor arkadaşlar. Hava purjörü ile çevirme işlemini de şu şekilde size göstereyim. Evet bu videomuzda biz şu anda düz tornavida ile yapacağız bu işlemi. Bakın çeviriyorum. Saat yönünün tersine çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi belli oranda su gelmeye başladı. Bunu ne kadar çevirirsem o kadar tazikli gelir diye düşünmeyin. Belli bir noktadan sonra şuradaki yeri sökebilirsiniz. O yüzden çok fazla açmanızı yani çok fazla bu şekilde çevirmenizi tavsiye etmiyorum. Evet bakın şu anda peteğimizdeki suyumuz tahliye oluyor. Yani aslında tesisatımızdaki suyumuz tahliye olmuş oluyor. Şimdi bu kadar yeterli oldu zannedersem bir kontrol etmek için hep beraber bir kombimizin basınç manometresine gidelim. Bakın gördüğünüz gibi 2 barın hafiften altına düşmüş. Yani bu benim için hala yetersiz. Ben buçuk bar seviyesine getirmek için bir miktar daha su alma işlemi yapacağım. Şöyle hatta biraz da çevireyim görmeniz için. Bu plastik kap yerine evinizde bulunan bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Başka bir kap da kullanabilirsiniz. Önemli olan etrafa su sıçratmamak. Evet, tekrar bir basıncımızı kontrol edelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi kombimizin basıncını ideal çalışma basıncı olan 1.5 bara düşürmüş olduk. Sizler de evinizde bu şekilde basınç düşürme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Kombimizin tesisat basıncı düzenli olarak sürekli artıyorsa kombimizde herhangi bir problem olduğu anlamına gelir. Yani şöyle düşünmeyelim. Kombimizin basıncı sürekli artıyor. Ben sürekli bu peteklerden basınç düşürme işlemini gerçekleştireyim. Bu şekilde kombimiz çalışmaya devam etsin. Bu şekilde bir kullanım belli bir süre sonra kombimizin içeride bulunan parçalarından herhangi bir tanesine zarar verebilir. Bununla alakalı bir kombi ustasından yardım almanızı tavsiye ederim. Evet, meslek atölyesinde bugün kombi basıncı nasıl düşürülür hep beraber öğrenmiş olduk. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız meslek atölyesi kanalına YouTube ve sosyal medya kanallarından abone olabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.